Şu an kahve görebilen var mı? Ben görmüyorum kahve. Kaldır bakayım çocuğum ayaklarını. Kaldır ayaklarını. Kaldır. Teknomaş'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün çok keyifli bir inceleme videosu çekeceğiz. Şu ana kadar kanalımızda incelediğimiz bütün dikey süpürgelerden farklı bir cihaz inceleyeceğiz. Çünkü kendisi bir yüzey temizleme cihazı. İsterseniz lafı hiç uzatmayalım, direkt kutu açılımına geçelim. Yanımızda Almanya'da çok meşhur olan, çok bilinen Karcher markasının kablosuz yüzey temizleme cihazı var. 6 farklı yüzeyde kullanılabiliyor. Taş, parke, fayans, aklınıza neresi gelirse istediğiniz her yerde temizlik yapabiliyorsunuz. Hem toz emişi yapıyor, hem sıvı emiş yapıyor, hem de paspas yapıyor. Yani üçünü bir arada yapıyor aslında gibi düşünebiliriz. Zaten teknik özellikler kısmına geçtiğimizde biraz da kullanacağız cihazı. Orada ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. O zaman hemen kutu açımına geçiyorum. Şimdi bakalım ilk önce bizi neler karşılıyor. Bu kısma baktığımızda ise içerisinden çıkacak olan yüzey temizleme solüsyonu ve silindir fırçaların farklı tipleri mevcut. Onlardan biraz bahsetmişler. Şimdi ilk önce bizi bir adet stand karşılıyor. Standımızın içerisinde şöyle bir boşluk mevcut. Gayet güzel. Bayağı da sağlam gözüküyor. Devam ediyorum hemen hızlıca. Evet, şarj aleti geliyor burada. Şarj girişi normalden biraz farklı. Bunu da hemen kaldıralım. Bakalım başka ne çıkıyor? Tabii ki kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinden. Evet, Türkçe var içerisinde kullanım kılavuzumuzun. Şöyle açıyorum. Garanti belgesi de içerisinden çıkıyor. 2 yıllık da bir garanti desteği sağlıyor kendileri. Evet, görsellerle desteklenen ayrı bir kullanma kılavuzu gibi bir şey var burada da. Devam edelim. Burada ne varmış? Bakalım. Evet, yüzey temizleme solüsyonumuz çıktı. Şöyle bir koklamak istiyorum. 30 mililitre bu arada. Her kullanımda yaklaşık bir kapak koyacağınızı düşünürsek içerisine 20-30 kullanım falan götürür herhalde. Çok güzel. Böyle çam ormanı gibi oda kokuları vardır ya, onlar gibi kokuyor. Çok hoş gerçekten. Bunu da kaldırıyorum şuraya. Evet, içerisinden silindirlerim çıkıyor. Mikrofiber bezlerden üretilmiş. Şuralarda iki farklı rengi var. Sanıyorum ki takılacakları tarafları belirleyen renkler bunlar. Şöyle standla dursunlar. Geldik şimdi süpürgemize. Şöyle bir devirelim şunu. Gel bakalım. Hoppa! Evet, tanıştırayım. Karcher'in FC5 yüzey temizleme makinası. Yani bildiğiniz bir makine bu. Buna süpürge demek pek dilime el vermiyor. Çok güçlü bir şey çünkü. Şöyle indiriyorum. Şimdi birazcık kurulumundan bahsedelim. Demonte halde geliyor. Ortada bir kablosu var. Kabloyu şöyle yatırıyorum. Şuradan bastırıyorum ve takıyorum. Bu kadar. Şu an tamamıyla çalışmaya hazır. Sadece ön kısımda bulunan şu kısma suyumu dolduruyorum. İstersem solüsyonumu koyuyorum ve kullanıma tamamen hazır bir hale geliyor. Arka kısmını şöyle çevirdiğimizde burada kirli su haznesini görüyoruz. Hemen ön kısımda, evet, buraya bastığımızda ise bu kısım çıkıyor ve hemen şunları buralara takıyoruz. Şöyle de döndürüyorum, kapatıyorum. Evet, şu anda çalışmaya hazır. Kutu açılımımız bu kadardı. İçerisinden gerekli olan bütün her şey çıkıyor. O halde artık isterseniz bence teknik detaylara geçelim. Hem de biraz ürünü deneyelim. O zaman teknik detaylar kısmına geçebiliriz. Teknik özelliklerden hemen hızlıca bahsetmeye başlıyorum. Çok vakit kaybetmeyelim çünkü temizlik de yapacağız demiştik. Bataryasından bahsedelim. Şuradan hemen, zaten şu an standında duruyor. Şarj girişi arkada takılı. İşimiz yok, şarjını da fullledik. 4 saatte şarj oluyor tamamen ve asgari 20 dakika çalışabiliyor. İçerisinde lityum iyon pil bulunduğu için sürekli şarjda durması da herhangi bir sorun teşkil etmeyecek ve bataryayı öldürmeyecektir. 60 metrekareyi çok rahat bir şekilde 20 dakika içerisinde hem süpürebilirsiniz hem de paspaslayabilirsiniz. Bu öyle de güzel bir zemin temizleme cihazı. Şu anda kendi standında duruyor. Standı da oldukça sağlam. Yani çarpma vesaire gibi evin içinde herhangi bir sıkıntı yaratmıyoruz. Şimdi temizliğe başlamadan önce şunlardan bahsedeceğim kısaca. Hemen alt kısmında buralarda zaten silindirler vardı biliyorsunuz, temizlik yapmaya yarayan. Bunlar mikrofiber bezlerden oluşuyor ve makinede yıkanabiliyorlar. Kendi kendine temizleme özelliği de var ama biz bunu temizlik yaptıktan sonra göstereceğiz. Şimdi temizliğe başlamadan önce yapmamız gereken bir şey var. O da şu, buradaki mikrofiber silindirleri ıslatmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şurada bulunan standımızın içerisinde şöyle bir boşluk var. Buraya su dolduracağız. Yaklaşık 20 mililitre vesaire bir su doldurduğumuzda bu silindirleri ıslatmak için yeterli. İsterseniz hemen ona bir başlayalım biz. Şuradan ben suyumu alıyorum. Şimdi ilk başta normal paspastan bahsedeceğiz. Hemen şuraya ben göz kararı bir su doldurdum. Tekrar cihazımı buraya yerleştiriyorum. Şu anda silindirleri ıslatmak için hazır. Şuradan bastığımda silindirler dönmeye başlıyor ve suyu çekip silindirleri ıslatıyor.
Evet. Silindirler eğer yeterince ıslanmazsa temizlik sırasında çok daha fazla gürültü çıkar. O yüzden silindirleri gerçekten düzgün bir şekilde ıslatmamız gerekiyor. Öncesinde tabii ki burada bulunan temiz su haznesine de suyu dolduracağız ki paspas yaparken hem bir yandan temiz suyu versin, yerlerini paspaslasın, bir yandan da arka tarafta bulunan kirli su haznesine hem tozları çeksin hem de yerde bulunan pis suyu çeksin. Kirli su haznemizin kapasitesi 200 mililitreyken temiz su haznemizin kapasitesi ise 400 mililitre. Şimdi ben bunları bir çıkartayım. Temiz su haznesinde buradan çıkartıyorum. Hemen arkasında buraya suyumu dolduracağım. Önce suyu dolduracağım. Ardından temizleme solüsyonunu koyacağım ki içerisinde herhangi bir köpüklenme yapmasın. Şimdi ben hemen bir suyunu doldurup geliyorum. Şimdi suyunu doldurdum. İçerisine de temizleme solüsyonunu yerleştirdim. Çok güzel kokuyor. Ben bunun kokusuna bayıldım. Tekrar buraya takıyorum. Temizliğe başlamak için şu an hazırım. Şimdi bunu buradan alalım önce bir. Şimdi bir kere şuraya basalım ve yeri izlemeye başlayalım. Kaldır bakayım çocuğum ayaklarını. Kaldır ayaklarını. Kaldır. Burada temizlik yapıyoruz. Şöyle geldim, devam ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi 4.4 kiloluk bir ağırlığı var demiştik. Şöyle kaldırırken biraz zorluyor hakikaten. Ama silindirleri kendi kendini götürüyor. Yani şöyle, az önce de oldu aynısı, göstereceğim. Kendi gidiyor. O yüzden siz kolunuza bu 4,5 kiloyu yüklemiyorsunuz. Hissedilen 1-1,5 kiloyu falan buluyor. Çünkü kendisi ilerliyor. Sadece geri çekiyorsunuz. O açıdan çok basit. Tekrar gösteriyorum. Kendi temizliyor, yemin ederim bak. Çekiyorum, o gidiyor. Çektim. Oh, kendi gidiyor. Güzel, bu açıdan iyi çünkü ağırlığını hissettirmiyor. Yani zaten eve yorulmayalım veya daha az yorulalım diye aldığımız cihazlar ağır olunca sorun oluyordu. Çok fazla çünkü ağır böyle hantal dikey süpürge var ama burada kullanılan teknoloji bunun önüne geçmiş. O yüzden asla o ağırlığı hissetmiyorsunuz doğal olarak. Şimdi bildiğiniz üzere normalde dikey süpürge olarak paspas özelliği de olan dikey süpürge olarak geçen süpürgeler ıslak, hani paspas yapabiliyor. Evet, ama yere bir şey döküldüğünde onu çekemiyorsunuz çünkü cihaz bozuluyordu. Şimdi bu süpürge olarak geçmiyor aslında. Yüzey temizleme cihazı olarak geçiyor ve doğal olarak siz yere sıvı bir şey döküldüğünde onu da çekebiliyorsunuz. Aynı normalde paspasla yapıyoruz ya, bazen bir şey dökülüyor. Paspasla alıp böyle sıktırıyoruz. Paspasla alıp sıktırıyoruz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi yanında bir de benim paspasım var. Yüzyıllardır kullanılan, Vileda olarak geçen literatürde bir paspasımız var. Onu getireceğim yanıma. Gel bakalım canım benim. Yaşlandı artık. Şimdi normalde ev hanımları falan bunu da kullanmayı pek sevmezler. Çünkü gerçekten efektif bir temizlik yapamadığını düşünüyorlar ki ben de katılıyorum. Şimdi alıyorum buradan, kahve var elimde bir tane. Lütfen çorabıma gelmesin. Birazcık böyle. Çok zevk alıyorum şu an şunu yaparken. Hep bunu yapmak için. Hep temizleyecek miyiz canım? Biraz da pisletelim. Şimdi burayı şöyle Vileda'yla gidiyor akıyor. Vileda'yla şöyle alacağım. Sadece denemek istiyorum. Sanki daha önce hiç Vileda'yla temizlik yapmamışçasına. Nasıl temizliyor bakayım diye. Şimdi kahveyi olabildiğince her yere yaydım. Sadece görüntü olarak yok oldu kahve ortalıkta. Şimdi bir daha sıkıyorum. Bu arada tabii ki Vileda da pisleniyor. Bir de zorlanıyorum şu an. Yani karın kaslarımı hissettim Vileda'yı sıkmaya çalışırken. Şimdi tekrar kahvenin olduğu bezi yine soktum aynı suyun içerisine. Çünkü ne yapayım, mecburen bununla temizlik yaptığım için. Yine sıkıyorum. Yine aynı kahveyle, kahveli suyla burayı yine siliyorum. Aynı şekilde yine kahveli suyun içine kahveli bezi sokuyorum. Böyle bir kısır döngü haline alıyor. Asla gerçek bir temizlik yapamıyoruz. Ev temizliyoruz. Bir de sürekli o pis suyla temizliyoruz falan filan. Şurada 200 mililitrelik temiz bir suyla evi gerçekten temizliyoruz. Öyle bir olay var burada. Şimdi de hemen burada deneyeceğim. Beni mutlu edeceğini düşünüyorum. Evet, bakalım. Çok yavaş gideceğim. Tutuyorum gitmesin diye. Şu Vileda'nın temizleyemediği yerleri de paspaslayalım, o da aradan çıksın. Şu an kahve görebilen var mı? Ben görmüyorum kahve. Temiz su görüyorum şu an sadece. Şimdi şöyle bir şey var. Hem kahveyi çekti, şuradaki pis su haznesine birazdan bakarız. Hem de öndeki deterjanlı temiz suyla birlikte yeri bir de üstten temizledi. Yani şurada yaptığımızın daha hijyenik halini ve daha efektif halini gerçekleştirdik aslında. Ama ben yine de bir de sırf eğlencesine birazcık da meyve suyuyla deneyeceğim. Yine döküyorum yere. Hop, başlıyorum tekrar. Bu arada hiç yorulmadım. Bütün evi temizlerim gayet bununla. Tekrar başlayalım. Hadi bakalım. Bak, 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 bak. Bitti.
bu kadar. Şimdi diyeceksiniz ki bana yeri mahvettin, ıslattın her yeri falan ama 2 dakikada maksimum kuruyor. Çünkü o kadar yüksek bir ıslaklık oranı bırakmıyor. Nemlendiriyor hafif. Çoraplarımın altı da ıslanmadı yani. Çok hoşuma gitti. Ben birazcık temizlik yapmaya gidiyorum. Sonra çekeriz. Şimdi temizliği bitirdik diyebilirim ama birazcık şuradaki hazneye göz gezdirelim istiyorum. Şuradan çekiyorum sadece şöyle. Şöyle aldım. Bunu da yerine bir koyuyorum. Burada silindirlere bir bakalım ne durumdalar. Biraz pislenmişler. Şuraya kaldırıyorum şimdi. Biraz sonra zaten silindirlerin kendi kendini temizleyebildiğinden bahsetmiştim. Onu göstereceğim ama önce bir şunun içine bakalım. Şuradan şöyle tutup çekiyorum. Şöyle gösterebilirim. Güzel bir kokteyl olmuş burada. Kahveli meyve suyu. Tekrar kapatıyorum. Şimdi de üst kısımda filtresi vardı. O filtredeki tozları da şöyle göstermek istiyorum. Çok kısıtlı ve küçük bir alan temizledik ama yine pislikler, tozlar vesaire çıkmış. Şimdi ben bunu bir dökeceğim, boşaltacağım. Sonra silindirlerin nasıl temizlendiğini göstereceğim size. Hemen geliyorum. Şimdi komple bunun içini boşalttım, temizledim. İçerisinde su vesaire hiçbir şey bırakmadım. Ve tekrar arkaya yerleştiriyorum tankımı. Silindirleri ıslatmak için yaptığımız işlemi yapacağız aslında ama biraz daha fazla su dolduracağız bu sefer. Aynı işlemi yapıyorum. Tekrar silindirlerimi içerisine yerleştiriyorum. Her temizlikten sonra bunu yaparsanız eğer silindirlerin kullanım süresi uzar. Ha oldu, çok kirlendi. Artık hani bu yetmiyor normal temizlik için. Makineye atıp silindirleri 60 derecede yıkayabiliyorsunuz. Şuradan çalıştırıyorum. Çıkarttım tekrar. Şimdi silindirlere bir bakacağız. Tekrar haznemin içine yerleştiriyorum. Silindirler de komple kurusun istersen bir 15-20 saniye daha açarım. O silindirleri de çeker içerisine. İsterseniz şu pis su haznesine tekrar bakalım. Az önce boşaltmıştık komple, temizlemiştik hazneyi. Şimdi burada sadece silindirlerden çıkan kiri göreceğiz. Onu da şöyle gösterebilirim. Silindirler, yani bunu birkaç kere daha tekrarlarsak eğer silindirler komple tertemiz bir hal alıyor. Hem zahmetsiz, yani Villada'daki gibi onun başlığı çıkart, işte yıka bilmem ne. Hem de hijyenik. Çünkü neden makineye falan da atabiliyorsunuz. O açıdan güzel. Bunu da tekrar yerine takıyorum. Bir sonraki temizlik için komple silindirlerim vesaire hazır şu anda. Şimdi benim şurada yaklaşık olarak bir evi temizleyecek kadar daha suyum kalmış. O yüzden ben bir evi temizleyeceğim. Ondan sonra geleceğim ve fiyatla ilgili konuşmaya başlayacağız. Evet, evde denedik. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Çünkü ilk defa bu tip bir cihazı inceledim açıkçası. Paspasta vesaire de denedik gördüğünüz üzere. Olmuyor yani, paspasta olmuyor. Çünkü bence yine de bu aletin en güzel yanı pis suyu çekebilmesi olmuş. Şimdi fiyattan bahsetmeden önce ben şeyi söylemek istiyorum. Karcher benim çocukluğumda da annemin böyle buharlı kazan gibi bir şeyini kullanırdı. Annem öyle hatırlıyorum. Evin içinde aşina olduğum bir markaydı. Ve senelerce kullandık onu. O yüzden Alman kalitesi denilen şeyin doğruluğuna inanıyorum. Özellikle Karcher için konuşacak olursak ürünleri çok uzun ömürlü oluyor. Yani aldığınız zaman uzun süreler kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Şimdi fiyatına gelelim. Karcher'in bu FC5 kablosuz yüzey temizleme makinesini 2500 ile 3000 lira arasında Karcher'in sitesinde bulabilirsiniz kolaylıkla. Değişik bir ürün incelemesi oldu açıkçası. Benim için de güzel oldu. Eğer sizin de incelememizi istediğiniz böyle değişik ürünler varsa yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Bir videonun daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.